Ev turu videoma hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Malezya'dayız, Kuala Lumpur'dayız. Yaklaşık 2 aydır kardeşimle birlikte burada kalıyoruz. İlk kaldığımız evi çok çekme fırsatım olmadı ama bu ev çok daha içime sindiği için burayı size göstermek istedim. Burası loft bir daire. Üst katta küçük bir odası var, bir de burası var. Şimdi birlikte buraya gezmeye başlayalım. Şu kısım mutfak. İstersen buradan başlayalım. Burası bir Airbnb evi olduğu için bütün mutfakla ilgili ekipmanları var zaten. Böyle dağılık da değil zaten. Çok az eşya var. Buzdolabımız var. Gayet iyi. Ama onun dışında en önemlisi olan, Amerika'dan beni takip edenler bilir, evde çamaşır makinesi var. Şöyle portatif bir çamaşır makinesi olsa da böyle bir makinamız da var. Gelelim şimdi salon kısmına. En güzel yer. Tam bir Airbnb evi. Böyle çekim yapmak için, video için falan. Çok çok güzel. Orta alanda şöyle güzel büyük bir masamız var. Bu evin özelliği yerleri gerçek taş. Şöyle bir yakından çekersen. Görsel olarak gerçekten çok güzel. İlk başta böyle hani bir rahatsızlık verir mi diye düşündük ama çok problem olmadı. Sadece telefonumu düşürünce camını kırdım. Ev böyle olduğu için şöyle bir bayağı eve 4-5 tane terlik koymuşlar. Ama tabii ki onları da kullanmıyoruz. Evin içinde bir de böyle bir ağacımız var. Instagram'dan bunu paylaşmıştım. Çok kısa sadece anlatacağım. Bu gerçek bir ağaç ve biz geldiğimiz evi temizleyip teslim ettikleri için ağacı da sulamışlar. Ağaca gübre vermişler buraya ve onu da sulamışlar. Eve geldiğimizde her şey çok normal ama bu alanda bir koku vardı. Gübrenin neyden yapıldığını söylemeyeyim artık. Bayağı da herhalde dolu dolu bir gübreydi. Evde o kokuyordu ama şu an için bir problem yok. Bu da güzel bir hava katıyor açıkçası. Devam. Evde tüm ekipmanların olması güzel. Burası zaten çok uygun bir ülke olduğu için hani aşağıda burası bir AVM üstü bu arada. Aşağıda çok büyük bir market var. Hatta Decathlon falan var. O yüzden böyle kendi malzemelerimizi alıp evde yapıyoruz. Çok dışarıda bir şey yemedik. Mikrodalgamız da var. Bu da gayet iyi. Ütü masası, ütü, saç kurutma makinesi. Ona çok çekme. Ütü masası, ütü, saç kurutma makinesi her şeyimiz var. Burası 2 kişilik, yani daha doğrusu 4 kişilik bir ev aslında. İlk yatağı burada, bir tanesi burada yani. Normalde burayı hani iki alanı bölmek için bu ağacı ve bir tane daha ağaç varmış. Onu da koymuşlardı ama biz dağıttık. Yani burası böyle biraz açık bir alan. Televizyon var. Buradaki, bilmiyorum genelde Airbnb'ler öyle mi ama diğer evde de bunda da vardı. Televizyonda işte Netflix, YouTube falan bir ücretli bütün üyelikler var. Şöyle manzaraya doğru gelelim. Burası benim hem YouTube'daki beslenme videoları hem de işte Instagram'daki tüm videoları çektiğim alan. Şöyle arka tarafı az çok zaten tanırsanız. Manzara çok güzel. Burada ben yatıyorum bu arada. Sabah kalktığımda böyle havuzlu falan bir manzaramız var. O zaman bir de yukarı çıkalım. Ev zaten küçük ama sevimli. Şöyle... Kameraman karşı yukarı dal. Bu arada bu bölgelerde hani Bali ve Malezya için konuşayım. Bu ikisini gördük şu an. Çok sıcak bir yer olmasına rağmen her yerde klima yok. Genelde böyle işte şu pervaneler var. Biz onu özellikle seçiyoruz çünkü bizler için yeterli değil. Bu evde her iki katta da hem klima hem pervane var. O açıdan çok iyi. Hatta bu odada iki tane klima var arkalı önlü. O zaman yukarı çıkalım. Bu merdiven alanı falan da bayağı güzel. Hani hatta her yerde oturup şöyle bir içerik çıkarma fikri falan geliyor. Burası da üst katımız. Burada kardeşim kalıyor. Loft dairelerdeki üst kat genelde şey olur, daha alçak bir tavan olur. O yüzden daha cozy bir ortam yaratılır. İşte yer yatağı, daha alçak şeyler falan. Burası öyle değil, normal bir oda şeklinde gayet yüksek bir tavan ama yine böyle yapmışlar. Güzel, yine fena değil. Yani altta şey yatak yok, sadece döşek var. Kıyafetler için şöyle bir alan. Bizim zaten çok kıyafetimiz olmadığı için gayet yeterli. Aşağıdaki banyoyu göstermedik. Onu tekrardan inince gösteririm. Burada da bir banyomuz var.
Burası aşağıya göre daha güzel. Ama şöyle bir şey var. Burası bu kadar yani şey, cam yok. Biraz mimari olarak değişikler ama okey olsun. Aşağıdaki banyonun nasıl olayını göstereceğim size. Burada böyle hobbitler için bir lamba. Ve evin tabii ki balkonu var aşağıya bakan. Buradan gerçekten manzara çok iyi oluyor. Buradan hatta aşağıdan birkaç böyle çekim falan yaptık. Tam çünkü çalışma masasına falan baktığı için tam böyle Pinterest'lik bir ortam. Alt kattaki banyoyu da göstereceğim. Şurası zaten giriş kapısıydı. Şurası mutfak ve oda başlıyor. Burası da işte yani her iki katta da tuvalet banyo vardır. Pazarlama tekniği. Bunu gösteriyorum. Aslında normal bir banyo da pazarlama tekniği arkadaşlar aklınızda olsun. Böyle bir tuvalet aslında. Ama aynı zamanda da banyo. Yani buraya bir şekilde kullanmıyoruz burayı. Yine ikimiz de yukarıyı kullanıyoruz. Ama sonuçta var. Her yeri gördünüz zaten. Biraz da böyle kısa bir bilgi vereyim. İçinde işte bütün eşyalar olduğu gibi gördünüz işte havuzu var, spor salonu var. O bizim için çok çok güzel bir fırsat zaten. Onun dışında bu evin aylık fiyatı 624 dolar. Yani bir aylık uzun vadeli kiraladığınızda çok daha uyguna geliyor. Hatta sorun olmaz herhalde. Bu evin direkt linkini de bırakırız biz size. Airbnb'den kiraladık burayı. Gelirseniz hani çok güzel, gerçekten içi güzel, işte konumu falan gayet iyi. Merkeze de 20 dakika uzaklıkta. Ve bir AVM üzerinde. Aşağıda bütün imkanlarınız var. Bankası, işte ya yiyecek yerler falan da vardı. Hani çok buranın mutfağı bize uymadığı için onu çok kullanmıyoruz. Onun dışında başka ne demiştik? Yani kısaca ev turumuz böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Malezya ile ilgili de bir sorunuz olursa yine bana yorumlarda yazabilirsiniz. Biz bu coğrafyaya ilk geldiğimizde bir ay Bali'de kaldık. Sonrasında bir Christmas dönemi falan da orada çok rezervasyon yapamadık. Geldik, iki ay burada kaldık. Şimdi hatta yarın tekrardan Bali'ye döneceğiz. Orada da işte bir ofis ve ev kiralama durumumuz oldu. Onları da zaten paylaşacağım. Kısa kısa buradaki yaşantım hakkında işte neler var neler yok. Belki gelmek isteyen olursa size de fikir olması açısından bunları paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.